TV izleyicileri, evet, Bir Zirvedeki Restoranlar programından daha her neredeyseniz oraya işletme sahibimiz ve şeflerin şefi Sayın Suna Dağdelen'le konuk oluyoruz. Ezgi Restorant'tan Suna Dağdelen davetinizi kırmayarak davetimize icabet etti ve bize hem Ezgi Restoran'ı anlatacak hem de Ezgi Restoran'ın en top lezzetlerini anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, öncelikle Ezgi Restoran'ı tanımak istiyoruz. Tabii ki. Ezgi Restoran 9 yıllık bir işletme oluyor. Eşimle beraber çalıştırıyoruz. Mutfağında ben, salonda oluyor. Gayet güzel bir mekan. Evet. Ailenin geldiği, her şeyin olduğu çok güzel, şirin bir mekan. Ne kadar da güzel. Müşterilerin kendi evi gibi benimsediği bir mekan. Ama bunu da siz sağlıyorsunuz. Tabii ki işletme burada çok önemli işletmeci. Değil mi? Sağlıyoruz tabii ki. Güler yüz, işte tatlı dil. Bütün bunlar emin olun lezzetlerin önüne geçiyor çok zaman. Tabii ki. O müşteri o tadı almasa bile güler yüzünüzden, misafirperver gibi oluşunuzdan tabii beğeniyor. Evet, gerçekten de öyle. Evet, teşekkür ederim. Peki hangi saatler arasında hizmet veriyorsunuz ve hangi günler açıksınız? Biz 7 gün boyunca açız. Kapalı günümüz yok. Sabah 10.30'da başlıyoruz. Gece müşterinin bitirene kadar açız. Bu da gece 1'i 2'yi bulabiliyor. Bulabiliyor. Evet. Müşteri durumuna göre yani biz de kalıyoruz. Tabii. Aynen. Peki mekanımız kaç kişilik? Toplamda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? 80 ile 100 kişi arası ağırlayabiliyoruz. Evet. 80 ile 100 kişi. Küçük de bir bahçemiz var. İki taraflı. Çok güzel. Böyle bir mekan. Harika. Peki eşiniz salonda bulunuyor. Siz de ben mutfağımı bırakmam kimseye diyorsunuz. Bırakmam. Mutfaktasınız. Ama yine mutlaka yardımcılarınız da vardır. Evet. Çünkü 80-100 kişiyi aynı anda olası bir durumda toplu bir yemek olur, bir şey olur. Tabii ki oluyor zaten. Çok zor olur değil tabii mi? Tabii ki. Peki kimler var yanınızda? Kaç kişilik bir ekibiniz var? 5 kişilik bir ekibiz şu an. Hı. Daha fazlaydık ama şu anki durumda 5 kişilik bir ekiple idare ediyoruz. Evet. Çünkü Eylül ayından sonra fazla zaman ekstradan adam getirtiyoruz hemen. Evet. Onu kapatıyoruz o açığı. Aynen öyle. Çünkü Eylül ayından sonra yine sezon açılacak. Tabii ki şu an sezonu değil mi? Biliyorsunuz. Evet. Böylece tekrar yine kalabalıklaşacaksınız. Evet. Peki bugün izleyicilerimize bize ne yapacaksınız? Bugün ne yapacağız? Müşterilerimizin çok beğendiği bir sıcak ciğerimiz var. Yaprak ciğer diyoruz. Çok yapması çok basit. Hem de fazla masraflı olmayan, ev hanımı rahatlıkla yapabileceği bir ciğer yapacağız. Hadi bakalım başlayalım öyleyse yapmaya. Evet. Bir yandan da sohbetimize devam ederiz. Siz çok fazla bana boynunuzu çevirmeyin çünkü boynunuzda bir rahatsızlık var. Evet. O yüzden işinizi görürken bana bakmadan da sohbetimize devam edebiliriz. Evet, bu ciğerimiz şimdi fazla bir şey istemiyor. Sadece köy biberi diyoruz. Bu bir porsiyon olduğu için bir tane biber yeterli geliyor. Bir biber. Bir tane yeterli geliyor. Fazlasına gerek yok. Yok diyorsunuz. Evet. Şimdi bir biberimizi doğradınız tavamızın içine. Tereyağı koyuyorum. Tereyağımızı koydunuz. Evet. Tereyağımız yapışmasın diye biraz da ayçiçek yağı koyuyoruz. Evet. Ben de genelde ikisini bir arada kullanıyorum. Tereyağı olunca hemen yakıyor. Evet. Bu ocağımız. Hemen ocağımızı yakıyorum size. Evet. Küçük olursa olur. Küçük de daha mı iyi olur? Tabii ki. Tamam. Çalıştığı için kurutmasın. O zaman peki küçük ocağımızı yakayım size. Evet. Tamam. Böylece küçük ocağımızı rica ederim. Şimdi biberimizi birazcık kavuracağız. Evet. Bir şey öldü mü yeterli. Çok pişirmeyeceğiz. Çok pişirmeyeceğiz. Kızartma gibi olmayacak. Olmayacak. Evet. O biraz şey olsun. O öyle orada kavrula dursun. Evet. Peki, şimdi müşterilerinizin en çok sevdiği ve evlerimizde de kolaylıkla çok yapabileceğimiz basit, bir tarif bu. Yeter ki bu ciğeriniz bulunsun. Bulunsun. Evde, evet. Evet. Ama bunun yanı sıra Ezgi Restoran'da daha neler var kim bilir? Izgara çeşitlerimizin hepsi var. Yaprak kanadımız var. Hı hı.
İç çeşitleri ne aklınıza gelirse. Var. Pirzolası, bonfilisi, antrikotu, tavuk ürünlerinden hepsi var. Hepsi var. Saç kavurmalarımız var, sotelerimiz var, meze çeşitlerimiz var. Ooo, meze çeşitlerimiz de var. Yazın meze çeşitlerimizi indiriyoruz biraz. Hı hı. Sıcaklardan dolayı. Tabii. İndirebiliyoruz. Kışın bu çeşitler çoğalabiliyor. Çoğalıyor da yani. Evet. O tür çeşitlerimiz de var. Salata çeşitlerimiz var. Var. O şekilde. Tatlımız var. Tatlımız var. Künefe, sütlaç. Of 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 evet. Of. Bunları da siz yapıyorsunuz evet, hep. Evet. Aman ya Rabbim diyorum. Ellerinize sağlık diyorum. Ne diyebilirim başka? Bir de mezelerimiz olduğuna göre mekanımızın, işletmemizin bir ayrıcalığı da var. Evet. Dilediğimiz takdirde eğer ki böyle keyifli bir sohbet gerçekleştirmek istiyorsak alkol de alabiliyoruz tabii değil ki, mi? Tabii ki. İsteyen alkol de alabilir. İstemeyen sadece gelip oturup sohbet edip yemeğini de yiyebilir. Tatlısını da yiyebilir. Çayını kahvesini de içebilir. Yani içkili bir restoran diye sadece içkiyle sınırlı değil. 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 İşte önemli olan da bu. Aynen. Özellikle ailelerin de istediği, evet, tercih evet. ettiği bu. Evet. Çünkü aileler de zaman zaman genelde hafta sonları işte böyle bir kafa dinlemek istiyorlar. Aynen biraz öyle. Keyif almak istiyorlar. Aynen öyle. Evet. Ve bu tür mekanlara çok da ihtiyaç duyuyorlar. Zaten o bulunduğumuz bölgede aile yeri olarak bir tek biz varız. Evet. Ailenin rahatça gençlerin gelip oturduğu, rahat içebildiği ya da yemeğini yiyebildiği biz varız. Bu da çok önemli. Bölgede. Evet. Gerçekten. Evet. Çok önemli. Evet. Peki malumunuz biliyorsunuz günümüzde artık paket servis de çok önemli. Evet, evet. Belki iş yerinden çıkamıyorlar, gelemiyorlar ama çok da güzel lezzetler var, canları da istiyor. Paket servisimiz de var. 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 Ulaştırabiliyorsunuz. Evet. Harika. Şimdi bunu az öldürdük biz. Evet. Şeyi içine dökeceğim Ceyra ama dökmeden önce böyle bir tane göstermek istiyorum nasıl kesildiğini. Tamam. Kesili getir olduğu için. Çok da iyi olur. Şöyle ince ince. Hah tamam önce böyle ince ince. Önce bistek gibi doğruyoruz. Hı-hı. Sonra kalem gibi zarını, sinirini, her şeyini ayıklıyoruz. Ayıklıyoruz. Doğramadan önce. Evet. Evet ciğerimizi şimdik hafif. Bu kısık böyle çünkü çabuk piştiği için evet. Ezilmesin. Hafif ateşte. Tabii. Ezilmesin. Çok da karıştırılmayacak. Çok karıştırılmayacak. Yok, eziliyor çünkü. Tamam. Ne kuruyacak ne ezilecek. Evet, ben de böyle yanınıza geldim. Buyurun. Çünkü ciğeri çok severim. Ciğerin kokusunu da çok severim. Özellikle ciğerde sarımsak çok önemli. Sarımsak olmazsa olmazıdır. Evet. Soslarda özellikle sarımsak. Bütün etlerimde, her şeyimde sarımsak. Evet. Boynunuzu fazla çevirmeyin. Tamam. Sizi rahatsız etmek istemiyorum o yüzden. Teşekkür ederim. Sarımsağımız var. Az bir şişe olduktan sonra koyacağım. Hemen hı-hı. tadı gitmesin pişerken. Evet. Şöyle 2-3 diş olursa yetebiliyor. Yetiyor diyorsun. Tabii ki. Peki Ezgi Restoran'da toplu yemeklerde talep edildiğinde kabul ediyor musunuz? Ediyoruz. Hı-hı. Fix menü genelde istiyorlar. Hı-hı. Onu yapıyoruz. Ediyoruz. Evet, onları da yapabiliyoruz. Şan, söz gibi şeyleri de edebiliyoruz. Onları da kabul ediyorsunuz. Tabii ki ediyoruz ama belirli günlerinde. Çünkü hı-hı. normal gelen müşterimizi, alakart müşterimizi tabii. saf dışı edemeyiz. Tabii, o da çok çok önemli. Tabii ki, tabii ki. Evet, domatesimiz doğrandı. Şimdi o biraz kavrulsun. Evet. Ama bu arada bir şey unuttuk, onu önce belirttim ben. Bu ciğer lavaş ekmekle beraber yiyiliyor. Hmm. Ama lavaş ekmek şu an bulamadığımızdan. Evet, burada bulamadığımız ben için. Ben unuttum. Canınız sağ olsun. Sumaklı soğanla, lavaşla özellikle. Hmm. Özellikle yani bu şekilde tercih ediliyor. Lezzeti evet. de böyle çıkıyor. Soğanımız da ince ince kıyılmış. Tıraş soğan evet yapıldı. Tıraş soğan. Maydanozlu soğan. Maydanoz. Üzerine sumak. Evet. Evet. Aynen. Peki, derler ki eşler aynı iş yerinde olduklarında evet. zaman zaman sıkıntı yaşarlar. Oluyor mu? Olabiliyor bazen. Ama neden olabiliyor? İş olduğumuzdan dolayı
mutfağa biraz müdahale ettiği zaman oluyor. Ya da sipariş verirken dolabın oradan beni beklediği zaman oluyor. Bekleme diyorum ben, siparişi koyunca görüyorsun zaten. Bu da çok güzel. Yani. Ama bu aile sıcaklığını iş yerinizde hissettirmeniz de çok güzel. O avantajı çok büyük. Eş olmamızdan dolayı müşterilerimiz onu çok benimsiyor, çok rahat ediyorlar. O bizim bir avantajımız aslında. Evet, gerçekten de öyle. Evet. Peki, şimdi çok sağlam bir altyapı var. Evet. Yemek yapmaya kaç yaşında başladınız? 13 ile 15 arası olması lazım. Çok genç bir yaşta. Bir hevesten yani, seviyordum. Yeter ki o zaman malzemem olsun diyordum. Şu an ama malzemeye de bakmıyorum. Önemli olan mutfaktakini yaratıp çıkarabilmek. Evet. Yani. O da çok önemli. O önemli zaten. Dolabı dolu olup da bir şey yapamayanlar var ama 3-5 parçası olup da ondan 3-4 çeşit çıkaranlar var. Gerçekten ben ondan yanayım. Hele ki günümüzde artık bunu bu şekilde yapmak hakikaten çok önemli. Tabii ki. Malumunuz her şey ateş pahası. Ateş pahası. Aynen. Evet öyle. Ve az malzemeyle çok çeşit çıkartabilmek de tabii bir maharet. Tabii, bir de ona bir lezzet de verdiğinizde yeterli o. Değil mi? Tabii ki. Evet. Yeterli. İşte siz tüm bunları düşünerek Ezgi Restoran'ın şöyle bir ayrıcalığı da var. Konuklarını, misafirlerini o kadar çok düşünüyorlar ki ve tüm bu güzel lezzetleri de kendi kazançlarını dahi düşünmeksizin evet, o kadar minimumda tutuyorlar ki sundukları öyle zaman. Öyle oluyor, evet. Bu evet da misafirler için bulunmaz bir fırsat tabii oluyor ki, değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Şu anda çok ekonomi çok önemli. Evet. Yani istediğini yiyebilmek, bir restoranta gidip oturmak çok önemli. Evet. Onu da düşünüyoruz, ona göre fiyat belirliyoruz. Ne kadar güzel. İşte hepimizin de istediği bu. Bu samimiyetle, bu sıcaklıkla yaklaşıp tabii ve ki empati kurarak ne kadar da güzel dediniz Sunu Hanım. Herkes restorana gidip bir şeyler yemek, içmek, keyifli saatler geçirmek ister. Tabii ki öyle. Bunu göz önünde bulundurduğumuz için güzel lezzetleri, kaliteli lezzetleri biz minimumda tutuyoruz. İnşallah. Dediniz. Biraz pul biberimizi serpiyoruz. Evet. Ben pul biberimi orada müşterilerimin nasıl istediğini bildiğim için kullanıyorum. Tabii. Acısını yapan kendi ona göre belirler. Ona göre ben belirliyor. Ben standardı diyorsun bildiğim için. Evet. İsteyen dilediğine göre yine tabii çoğaltabilir tabii, tabii, tabii çoğaltır, azaltır. Azaltır, evet. Şimdi biz bunu kavurduk. Evet. Sacımız var. Sacımızı koyuyoruz. Sacımızın üzerine. Tabii ki. Evet. Böyle sıcak sıcak da kalıyor. Tabii. Evet. Evet. Şimdi domateslerimizde mi sıra? Evet. Evet. Domatesi dekor amaçlı koyuyoruz. Hı. Görsel amaçlı. Evet. Müşterilerin gözüne hoş görünsün. Görünsün diye. Tabii. Ama çok da güzel gözüküyor gerçekten. Çok güzel gözüküyor. İndirmeden önce kekiğimizi atıyoruz. Kekik. Ondan sonra indiriyoruz kurumasın. Evet. Şu an halen daha pişiyor zaten. Tabii ki, tabii. Saç da tavamızın üzerinde. Evet. Şöyle domatesimizi de böyle şey yapıyoruz. Evet. Aman eliniz yanmasın. O arada yok, ben onu alacağım. O arada ben size şöyle hemen elinizi. Yok yok, yanmaz yanmaz. Alıyorum ben bunu. Alıyorum. Öyle. Aldım bile. Ciğerimiz hazır. Yemeğe evet, ciğerimiz de yemeğe hazır. Bu kadar da güzel bir lezzet. Bu hem kadar pratik, güzel bir koku ve çok pratik, hakikaten çok evet, pratik. Hem pratik hem de maliyeti de oldukça, herkes rahatlıkla yapabilir. Değil mi? Tabii. Herkesin rahatlıkla tabii, ama yapabileceği. Ama şu an bir lavaşımız eksik. Bir tek lavaşımız eksik. Evet. O da olsun. O kadar kusur kadı kızında bile olurmuş tabii yerler değil evet, mi? Evet, evet. Ama lavaşla yenildiğini bilsinler. Tamam. Evet. Onu da ne yapıyoruz? Ezgi Restoran'a geldiğinde İnşallah yapıyoruz. İnşallah, beklerim. Mutlak surette ciğerimizi
sipariş ettiğimizde yanında lavaşıyla birlikte ve tıraş soğanıyla birlikte sunuyorlar size. Evet. Ellerinize sağlık diyoruz. Her şey gerçekten çok pratik, kolay ve lezzetli ve çok sıcak, samimi bir şekilde oldu. Evet, sevgiyle oldu. Değil mi? Sevgiyle oldu. Sevgiyle olan her şeyin tadı güzeldi. Ve kamera sizde diyorum. İzleyicilerimize ne söyleyeceksiniz? Nasıl bir davette bulunacaksınız izleyicilerimize? Sizi hemen böyle yerinize alıyorum. Nasıl bir davette bulunabilirim? Sıcak bir aile ortamı isterlerse, güzel, uygun lezzetler isterlerse mutlaka Ezgi Restoran'ta beklerim. Biz de geleceğiz diyoruz. İnşallah beklerim, herkesi beklerim. Mutlaka geleceğiz. Evet sevgili Restoran TV izleyicileri, gördüğünüz gibi zirvedeki restoranlarda yine Ezgi Restoran size zirvedeki lezzetlerden birini sevgiyle yaparak ama çok da lezzetli bir şekilde sunarak konuk oldu. Bundan sonrasında artık görev bizde. Keyifli dakikalar geçirmek istediğimizde ve güzel sohbetler, muhabbetler gerçekleştirmek istediğimizde ne yapıyoruz? Ezgi Restoran'a gidiyoruz. İnşallah bekliyorum herkesi. İnşallah. Hoşçakalın.